Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yine teşkilatı kurduk. Hamurumuzu koyduk, azıcık bir hamur yoğurduk. Yine ekmek yapalım dedik. Aziz de orada, Sarj da. Açmaya başladım mı? Evet, açmaya başlamadım daha. Şimdi başlıyorum yanınızda arkadaşlar. Nasılsınız güzel arkadaşlarım, canlarım? Geçen günkü ekmek videom mahvolmuştu. Bu sefer ekmek videosunu, tripodu iyice sıkıca sağlamlaştırmaya çalıştım. Bir yeri de kopmuş ama ben yine de sizle beraber Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Başlayacağım arkadaşlar. Ezan da okunuyor. Hayırlı olsun, hayırlı ekmekler olsun. Ya Rabbil Alemin, hayırlı yemek nasip etsin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, canlarım, güzel arkadaşlarım, nasılsınız? Tekrar tekrar nasılsınız diyorum çünkü kafam bir orada bir orada. Arıza'yla sabahleyin şey yaptık, kalktık. Sabah değil, öğleye doğru kalktık valla. Gece milletle uğraştım. Biraz oturayım derken saat bayağı olmuş. Sabah da kalkamadık. Geç vakte kaldık. Şöyle bir döküm hamur dedim, yoğurayım. Ekmek videosu çekeyim dedim. Arkadaşlar şöyle yakından zoomlayayım. Sevgili arkadaşlar, bu ekmeği kepekli unla normal şeyden yapıyoruz. Hamuru yoğurduk. Hamuru biraz yumuşak yoğurdum. Şöyle hamuru yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Hamur biraz yumuşak yoğurdum, çabuk açılsın diye. Hamur biraz çabuk açılsın diye hamuru yumuşak yoğurdum arkadaşlar. Hemen atalım diye. Ondan sonra arkadaşlar birkaç kişiyi ekledim, bana komşu olduk. Yine bir abonem gitmiş. O gelenlerden biri mi gitmiş yoksa sildiler mi bilmiyorum. Büyük ihtimal silmişler herhalde. Abone ekledim diye. Öteki arkadaşları da yavaş yavaş artık usul usul bekleyin beni, geliyorum. Selma ablanız geliyor. Evet yavrularım, kuzularım, gençler, hanımlar, hanımefendiler, çalışan bayanlar. Ondan sonra evde oturan güzel hanımefendiler. Nasılsınız yavrularım, bacılarım? Nasılsınız, iyi misiniz? Ha biz de soracak olursanız böyle hayat gayesi, değil mi Arzu? Arkadaşlar biraz açtıktan sonra şu şekilde ununu silkeliyoruz. Neden silkeliyoruz? Şimdi her taraf toz duman olur. Yine de doğru düzgün silkeleyemiyoruz. Ekmek çok güzel olmuş arkadaşlar. Geçen yaptığımız acayip güzel olmuş. Pişmeyenleri de ateşte kabardı. Aslında var ya ateşin üzerinde pişti arkadaşlar. Bu ekmeği var ya şöyle tandırda ateşe göstere göstere pişse. Pişirsen acayip lezzetli olur ama yer imkanlarımız ancak bunu elde ediyor. Yıllardır bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gücümüzün yettiği zamanlar bu şekilde yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bu çok lezzetli oluyor. Hem kepekli oluyor, şeker çıkartmayın. Hem de bu ekmek, öteki ekmekte mesela kışın bizim evimiz birazcık bayırda arkadaşlar. Bayırda olduğu için mesela eşimin de ayağı şey, aşağı inemezsek, ekmek alamazsak falan yani evde ekmek bulmuş oluyor. O yüzden bu bizim için biraz da bir garanti oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bir cihette de garanti oluyor. Hem güzel oluyor, şekerimiz çıkmıyor, şekerimiz engelliyor. Hem temiz oluyor, hem de ekmek almaya gidemediğimiz zaman bir garanti oluyor. Yapıştırdım ekmeğini. Ümme olmasın diye. Evet sevgili arkadaşlar, böyle küçük küçük açıyorum ekmeği. Ondan sonra Alize'ye veriyorum arkadaşlar. Ha şöyle veriyorum. Ve Alize'ye çeviriyorum. Şöyle Alize de düzgünce size göstersin. Şöyle tüplü sajla pişiriyor. Evet arkadaşlar, orada bu şekilde pişiriyor. Biraz da onu çekelim. Çekiyorum bilmiyorum. Bak bakayım çekiyor mu orayı. Çekmiyor da ya. Evet arkadaşlar, valla çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum da. Çekiyor. Bir üçüncü kişi olmaz. Geçen gün işte çok üzüldüm. Kızım çekti ama ne yazık ki çektiğimiz video da telif oldu. Kusurlu bulundu dedi. Ben de emek veriyorsun, çekiyorsun. Üzülüyorum yani. Gerçekten üzülüyorum. Hani emeğin boşa gidiyor. İstemeden oldu o telif arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeği açan un. Unu koyacaksınız, ekmeğiniz açılır. Şöyle Arıza güzelce pişiriyor.
kenarlarına dikkat edeceğim, iyi pişsin kenarları. Ha, birkaç tanesi geçen pişmemişti. Yeniden pişirdik. Kenarlarını dike dike pişir. Güzel pişiriyor arkadaşlar. Önceden zorluk çekti bayağı da. Arkadaşlar sonradan gece karanlıkta gerçi gözü görünmüyor da. Şöyle. Alıyor orayı. Büyük ihtimal alıyordur yani. Ben görmüyorum da. Gece karanlıkta gözü görmüyordu. Ama şimdi şey yaptı. Çok gece kalmak istemiyoruz. Öğleden sonra oturuyoruz. Yavaş yavaş karı koca işte. Usul usul yapıyoruz arkadaşlar. Bana şart getirmedik. He? Şart getirmedik. Ne düşünüyorsunuz? Ne kağıdı? Ha, silmeye mi? Getirirsin şimdi. Dur. O un olmadı pek. Biraz gündüz gözüyle. Arkadaşlar geçen benim torun yanıma oturdu. Ben gidiyorum o geliyor, ben gidiyorum o geliyor. Pıdık pıdık yanımda tatlı tatlı konuştu. Evet. Şöyle alalım. Arkadaşlar ekmeğe diyorum iyi kızar. Güzel kızarmış ekmek. Tatlı olur. Evet. O da güzelce kızartıyor. Evet canlarım. İşte böyle hayat kaidesi. Uğraşıyoruz. Bir alevzayı çekeceğim. Bir tane. Bir tane de şimdi benim açtığımı çekeceğim. Arkadaşlar. O şekilde bir ekmek videosu olsun. Arkadaşlar burada komşular yardım eder ama ben çağıramıyorum ne yazık ki. Çünkü yer yok. İki tahtalık yer var. Kimi çağırayım ben? Ayrıca da pişirdiği için insanları şey yapıyorum. Yoksa koşa koşa gelir sağ olsunlar. Hiç kırmazlar yani. Şu şekilde ekmek videomuz oluyor. İşte böyle arkadaşlar. Dünya hali böyle. Sözüm bitti ya. Al böyle böyle gitme yere söyle. Arkadaşlar dün Hatice Hanım'ın canlı yayına katıldım. Orada bazı arkadaşlar diyor ki bana diyor gelmiyorsun diyor. Ben onlara gidiyorum aslında. Beğeni de yapıyorum yorumda. Bunlar farkında değiller. Mesela bana gelmiyorsun diyen bir arkadaş var. Bir hanımefendi. Ben ona gittim geçen gün. Ben ona yorum da yaptım. Yorum da yapıyorum. Gidiyorum da ona ben aslında. Gittiğim farkında değildi. Kontrol edemiyor herhalde. Ben gidiyorum arkadaş. Mümkün olduğu kadar gitmeye çalışıyorum. Tabii 1000 küsuratı geçtikten sonra biraz bazılarını da normal beğenmişler. Biraz zor oluyor gitmek. Yani arkadaşlar ben abone oluyorum ki abone sayısı da olsun. İnsanlara fayda olsun. 1000 kişinin 2000 kişinin üstünde olan kişilere çok fazla gidemiyorsun ne yazık ki. Yani öne çıkan yorumlar var. Yorumlar kısmından gidiyorsun sevgili arkadaşlar. Yorumlardan gidiyorsun. Yorumlardan görüyorsun gidiyorsun. Sürekli takip edemiyorsun. Akşama kadar ev kadınısın. İşin oluyor, gücün oluyor. Yoksa onlara gitmek istemediğimden değil. Vallahi billahi inan ki hepsine gitmek isterim. Hiç gitmeyin. Ben de gitmek isterim. Hepsine destek olma. Zaten ben bunun taraftarıyım yani. YouTube'da bunu neden engellediğini ben anlamıyorum. Neden? Çünkü onlar reklamdan kazanıyorlar. Biz şirkette yapmıyoruz, bir şey de yapmıyoruz. Zaten normalde de ben YouTube'da aşağı yukarı 20 senedir internet kullanan bir insanım yani. 20 senedir kullanıyorum. Çocuklar okula başladı, biz başladık internet kullanmaya. İnternet daha o zaman yeni çıkmıştı, biz kullanıyorduk yani. Hani YouTube sonradan çıktı bilmem ne. O zaman chatmet vardı şeyde, internet yoktu yani. Chat diye bir şeyler vardı. Görüntülük yoktu. Ondan sonra Facebook diye bir şey yoktu. Sonradan çıktı. Çocuk ders çalışırdı. Ben Facebook'ta gezinirdim. Okey oynardım. Normal bir şeyler oynardım. Çocuk sabaha kadar ders çalışırdı. Onu beklerdim arkadaşlar. Çay yapardım bilmem ne. Çocuklar üniversite okudular yani. Ben çok da kızla, kız için bekledim. Oğlum pek şey yapmadı. Girdiği sene kazandı da. Kızım çok kazanıp da hukuk fakültesi diye tutturdu. Kazanıyordu öğretmenlikleri, beğenmiyordu.
Evet arkadaşlar, o şekilde derken en sonunda siyasal bilgileri bitirdi. Bir tane daha üniversite bitirdi. İki tane üniversite bitirdi. Üniversiteyi de yapmıyor. Evet arkadaşlar, işte o yıllar boyu biz internet kullanıyorduk ama böyle bir internet kullanmıyorduk arkadaşlar. Hani bu zamanda mesela YouTube'da kişileri bilemiyorum yani. O zaman işte Facebook'ta geziyorduk. İşte bilmem oyunlar vardı, oyun oynuyorduk. Ne bileyim işte ev yap, bir adaya böyle ada kuruyorsun bilmem ne. Çiçek çiçek yerleştiriyorsun bir şeyler. Öyle bir tuhaf tuhaf oyunlar vardı. Onlarla oyalanıyorduk. Ev işimizi alıyorduk. Bir yandan film seyrediyorduk, bir şeyler yapıyorduk çocuğun zamanlarında. Öyle öyle yani YouTube'un içerisinde çok faalli böyle oray buray bulcalık bilmem gezinip ama boşuna öyle yapıyormuşum. Yaktın acıdı. Birazcık fazla kaldı. Yakma, yanmadı. Al attım. Arkası pişti hiç alacağım. Evet arkadaşlarım işte böyle. İstersen geç de bir kağıt al. Aa orada bak şey var. Kuru el bezi var hayatım. Bak orada karşıda bak karşıda bir yıkadım. Kuru el bezi var. Heh, onu al. Ondan sil. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Şuraya açalım. Bazen oluyor böyle. Bazen hafiften. Ha onu al. Ha. Onunla sil şeylik. Ben bir fırça alacağım buna. Böyle unlu bıraktığımız zaman unu da bırakmadım da yanlış oldu. Çok dikkat ettim mesela. Gündüz ya. Gözümüz görüyor. Arkadaşlar bunu aslında biraz daha açabilsem mesela bir tane un kaldı. Erkenden de çırpınca da kollarım ağrıyor. Şey demiyoruz. Çok kıstım düdük çalıyor. Bu stajı ben aldığımda bana dediler ki bu düdük sacı sen nereden buldun biz de alalım. Arkadaşlar kıstığın zaman sacında düdük çalıyor. Bilmiyorum nasıl oluyor. Benim sacımda düdük çalıyor kıstığın zaman. Yani ya da tüp biterken düdük çalıyor haber veriyor. O kadar ilginç ki bu da benim şansım an. Dikiş makinem topal çıktı ama sacım düdüklü çıktı. Bu taraftan al bak. Bak yanlış taraftan alıyorsun. Şu taraftan alacaktın. Oradan zor olur. Niye biliyor musun? Sallanan taraftan alma. Ucu aşağı sallanan taraftan alırsan zor olur canım. Tamam mı? Niye böyle yanıyor ben? Anlamıyorum bunu. Neyle yanıyor? Şurası niye böyle şey yapıyor, toparlıyor? Ha? Şurası niye böyle toparlıyor? Anlamıyorum. Onun sebebi şöyle bastırarak koyuyorsun anladın mı? Bastırarak koymayacaksın. Havadan şöyle yapacaksın. Bak şöyle. Evet havadan yapacaksın onu. Onun sebebi bastırarak koyman. O mesela Arap ülkelerinde öyle özellikle şah diye bas. Şurayı bük hemen. Hemen alta bük. Şurayı hemen bük. Bük bak kuruyor. Bük daha. Ha. Çok güzel. Şöyle bük. Bak şu tarafı al. Alıyor. Ucuyla kaldır evracım. Bak altı yanıyor şu an. Şura yanıyor bak. Kaldır ucuyla. Tamam kaldır. Bura pişti. Çevir şurayı bük. Böyle tarif ediyoruz. Öğrendi bayağı. Çok güzel yapıyor. Maşallah. Yap. Hızlı yap çünkü hızlı dikersin. Kaldır böyle korkma. Ekmekten korkma senden korksun. Anladın mı? Ekmekten korkma. Çok güzel bak kızardı. Güzel. Çok güzel harika kızarttın. Kıpkırmızı kızarttın. Kaldırın. Çok güzeldi. Arkadaşlar. Vereceğin coşkuyu ki güzel olsun. Yok gerçekten iyi yapıyor maşallah. Vallahi bazı hanımefendiler mesela getiriyorum böyle. Böyle arıza gibi kızartmadı yani. Kızartamadı yani gerçekten. Benim böyle birkaç kişiyi çağırdım. Bilmiyor çocuklar ne yapsın. Kaldır bakayım ne yapsın. Kaldır onu yanıyor tamam. Kaldır orası kaldır diyorum sana. Kaldır bitti onun işi. Orayı tut. Tamam. Bak yanıyor, şuraya yanacak. Burası çok kızarmış. Tamam bitti onun işi, kurur artık. Artık kurur. Çok fazla tutarsan saçta. Hoşuna gitmiyor mu? Hiç hoşuma gitmiyor böyle bir şey. İşte elimde olmuyor. İşte o senin elindeki bir şey. Yani pişirme olayı senin elinde. Bak 4 ibik vardır ekmekte. Dört tarafını çevireceksin tamam mı? Dört tarafını
dişi vereceksin. Önce orta kısım çabuk alır. Hemen bükeceksin. Ortası kurur. Ekmeğin ortasını kurutmayacaksın. Hem kurur, ekmek bekledikçe yumuşar, şey olur. Ortası üfelenir, delinir. O yüzden önce kenar ekmeği hep kıvıra kıvıra pişirmek zorundasın. Bak. Bunu da böylece unluca veriyorum arkadaşlar. Bakın unlu veriyorum bu. Bu ekmek unsuz gibi görünüyor ama. Çek. Bakayım. Koy koy koy. Bak çok getirdim bu tarafa, görüyor musun? Şuradan çevir. Bu taraftan çevir. Bak şuradan. Neyse, dön hele, dön. Buradan çevir. Tamam mı canım? Evet arkadaşlar. İşte böyle. Bir çevirelim bakalım Halilcan nasıl çeviriyor. Şöyle. Bir kabarsın. Müsaade et. Bir kabarsın. Uyanmaz. Kabarsın. Müsaade et. Müsaade et. Müsaade et. Dur dur dur. Azıcık daha kabarsın. Kısmışsın altını bayağı. Şimdi yavaşça o tarafa doğru. O tarafa doğru. Al. Evet. Harikasın. Çok kısmışsın. Ama anca yapıyorsun. Tamam. Hızlı çeviremiyorsun. Şimdi bak şurası kabardı. Hemen bunu çevir. Neyi çevirdim? Şunu ters şey dük. Dük. Güzel. Tamam. Orayı da bük. Sonra bu ikisini bük. Çok güzel. Çok güzel. Oluyor. Aslında basit de. Birden yanınca şaşırıyoruz. Harika. Çok güzel. Bir kabarsın. Müsaade et. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Elimiz acımasın diye. Çok güzel. Çok güzel yapıyorsun. Şunun da bezisini alıyoruz. Ekmek açmak çok zor değil arkadaşlar. El alışkanlığına bağlı. Şöyle alıyorum. Bunu alınca avuçlarım çok fazla ağrımıyor. Bu iyi oluyor. Ekmeğe ister şeyde mesela Malatya yörüsünde çarpa çarpa açarlar. Şurası. Al bak bura yandı. Şurayı bük. Şurayı bük. Kaldır yandı. Korkma. Orayı bük. Çok güzel. Bük orayı. Bak güzelleşti. Kabaran yeri hemen göreceksin. Alttan kabaran yeri. Üstten kabaran yeri. Bükeceksin. Ekmeğe sürekli bük. Bükersen ortası kurumaz. Kurumayan ekmek de yüzelenmez. Tamam. Evet arkadaşlar şu şekilde un diyorsun. Ekmeğe un açar. Ama şimdi benim unu dökmem lazım. Neden dökmem lazım? Arkadaşlar çünkü anca yediririm. Saç küçük. Şöyle çarşaf gibi açacaksın. Saç küçük. Bu şekilde. Şimdi bak ekmeği şimdi çırpacağız mecbur. Bak. Şimdi unu çırpacağız arkadaşlar. Bakın şöyle çırpıyorsun. Şöyle yediriyorsun. Şimdi unu çırptık. Şimdi bunu tamam yaksın ekmeği. Al. Al onu al artık. Şu kenarını da yapma. Evet arkadaşlar çok yak, aşırı kızarttığın zaman altın sarısı pişirmeye yetiştir. Kızarttığın zaman ateşsiz kızarırsın. O ekmek şey olur, acı olur. Anladın mı canım? Oraya da düzgün koy. Beceremiyorum işi ya. Beceriyorsun, beceriyorsun. Daha ne olsun, ellerine sağlık. Sanki ben daha mı iyi yapacağım? Daha ne olsun? Çok güzel yapıyorsun canım benim. Harika yapıyorsun. Harikasın. Evet arkadaşlar işte böyle. Bugün biz bu iki döküm ekmeğimiz var. İki döküm ekmeğimizi bu şekilde yapacağım. Bu videoyu da size atacağım. Belki bu gece atabilirim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar sonunda da bir akşam yemeği yapmıyoruz tabii. İki tane katme falan bir şeyler yapıyoruz. Ama sürekli de şey yapma. Bugün tavuk yapacaktım. Benim şeysiz tavuğumu bulamamış acısı. Bulamam maalesef. Her tavuğu yemediğim için tavuğu da alamadım. Tekrardan böyle yapıyorum ki. Şuraya parmağım girdi.
değdirmeden onu yuvarlarsan çok güzel. Ha o şekilde. O dediğin gibi yapışmaz. Bak şura olsun, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok güzel oluyor. Harika. Herkes bunu özellikle yapıştırıyor. Şöyle şeyle lap diye yapıştırıyorlar mesela. Hiçbir şey olmaz. Sen o taraftan yap, bu taraftan yap, bu taraftan. Müsaade et kabarsın. Çok güzel oldu. Çok 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 güzel yapıyorsun. Ne yapacaksın? Sen devam et. Evet arkadaşlar. Böylece 20 dakikayı da doldurduk. Halimizay da bir göstereyim tekrardan. Yavaş yavaş pişiriyor şu şekilde. Sen oradan vedalaş. Evet arkadaşlar, yavrularım, kuzularım, küçücük de olsa, tavada da olsa, bir şeyde de olsa bu tarz güzellikleri yapın arkadaşlar. Yapın, yanınızda bulunsun. Kılıç gibi kış geliyor. Havalar soğuyor. Belki aşağı inemezsiniz. Yaşlı bir anneniz vardır, yaşlı bir babanız vardır. Şurayı bir, belki inemezsiniz, belki ne bileyim gidemezsiniz. Yol kaygan olur, bir şey olur. Evinizde ekmeğiniz bulunsun. Evinizde öteniz veriniz bulunsun. Evinizden güzellikler eksik olmasın güzel arkadaşlar. Canlarım. Her nerede yaşıyorsanız, her nerede bizi seyrediyorsanız, bugün mutfağıma geldiğiniz ve onur verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim güzel arkadaşlar. Canlarım, yavrularım, benden küçükler, oğullarım, kızlarım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Seyrettiğiniz için, bu küçücük videomuzu bize onur verdiğiniz için. Yavrularım benim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Devletimizi, milletimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, herkesi esirgesin ya Rabbil Alemin. Allah bize sağlık ve selamet versin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu ekmek videosu kısaca çektik. Sevgilerim, saygılarımı sunuyor ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar son bir defa şunu söyleyeyim. Arkadaşlar birden gelemiyorum. Listeyi tuttum. Yavaş 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 artık halledeceğiz. Komşularım, canlarım, size aldım bendin. Yavaş yavaş. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla, selametle. Güzel arkadaşlarım, sağlıklı kalın. Birliğinizi, dirliğinizi bozmasın Allah.